Şöyle Adıyaman Belediyesi'ni tam görelim. Şöyle şu omuzları kesmeyelim. Bak ha güzel. Sanki böyle daha estetik durdu. Bunu biz kibarca dokunuyoruz arkadaşlar. Biz çiçeğe dokunurduk. Bilgisayar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Belgesel ve sinema alanlarında eğitim veriyorum. Burada da 417 Belgesel Film Atölyesi'nde teknik eğitimler veriyorum. Yani belgesel nasıl yapılır, bu yapım aşamaları nasıl gerçekleşiyor ve kamera kullanımı ile alakalı aslında buradaki tüm kursiyerlerimize bununla alakalı eğitim veriyorum. Adıyaman Belediyesi'nin böyle bir proje yapması gerçekten takdire şayan. Özellikle deprem bölgelerinde kadınların yaşadıkları zorlukları zaman zaman haberlerde ya da diğer görsel çalışmalarda görebiliyoruz. Bu tabii büyük bir sorun, deprem hepimizin büyük bir gerçeği. Adıyaman'daki kadınların böyle kendilerine bir şekilde bu yaşadıkları sorunları ifade etme yöntemi olarak belgeseli seçmeleri çok ilginç, yani kayda değer bir şey. Ben de bu konuda buradaki arkadaşların hepsine bu projede yer alarak destek olmak istedim. Teknik düzeyde bir yeterliliğe ihtiyaçları var. Film çekmek kolay bir iş değil. Ama üstesinden geleceklerini düşünüyorum. Çok heyecanlılar çünkü. Bir insan çekerken hangi ölçekleri kullanıyorduk? Mesela boy plan vardı. Diğerlerini sen söyler misin bana? Boy plan, diz plan, bel plan, göğüs plan, omuz plan, baş plan. Harikasın. Kamera eğitimi aldık. Ondan sonra belgeselin ne olduğuna dair evrelerini öğrendik. Eğitimlerimiz devam edecek. Hep birlikte güçlü bir şekilde bir planlama yaparak güzel bir iş çıkarmayı hedefliyoruz. Belgeselde daha çok aslında depremin bir şehri ne kadar etkilediği ve bunda kadınların en çok yaşadığı problemler, sıkıntılar, buna vurgu yapmaya çalışacağız. Ses getirmek istiyoruz hep beraber, el birliğiyle, bütün arkadaşlarla beraber. Kadının gücünün farklı olduğunu göstermek istiyoruz. Yıkıldık dediğimiz yerde bizim için her şey yeniden başladı. Hiçbir şey için son değil. Bir kadın anka kuşuna benzer, küllerinden yeniden doğabilir. Yukarıya doğru. Kafayı biraz kaldırıyorsun. Güzel. Her zaman güneşi pencereyi arkanıza alıyorsunuz. Güneşi karşınıza alırsanız da ne olur? Güzel silüetler yaratabilirsiniz. Belgesel sonuçta bu. Yani şey de değil. Bir kurmaca böyle kusursuz bir film değil. Sonuçta bunu amatörler yapıyor.